Belki birkaç kere diyet yaptınız, işte spora başladınız ama tam olmadıysa o zaman bu sizin videonuz. Çünkü bu defa başka olacak. 5 ipuç vereceğim. Onları lütfen yapın. Çünkü o zaman başlayacaksınız. 1. Kendinizi asla başka biriyle karşılaştırmayın. Her zaman kendiniz bakın. Hani işte bir hafta önce, bir ay önce, bir sene önce nasıl oldunuz? Ben kitapta da o yüzden bu tavsiyeyi veriyorum. Her cuma günü bir selfie çekin. Aynanın önünde. İşte böyle önden, yandan bir bakın. Göreceksiniz nasıl zayıflayacaksınız, nasıl daha sıkı bir vücut sahibi olacaksınız. Başka biri bana ne? Hani bu top modeller, bu aktrisler, aktörler. Yani bunlar başka biri. Onların başka dertleri var. Biz kendimize bakın, olur mu? 2. Vücudunuzla beraber bir takım olun. Vücudunuz sizin en iyi arkadaşınız olsun. Çünkü o sizi A'den B'ye götürüyor. O size o kadar fazla imkanı sağlıyor ki. Yani düşünün, eğer yarın yürüyemezsiniz ne olacak? Çok fena olacak. Yani hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Başka biri size bakmak zorunda kalacak. Nefes alamazsınız. Ağrınız varsa. Bunlar çok çok zor durumlar ve çok fazla kişi de hastalıktan çok acı çekiyor. Siz sağlıklısınız. Allah çok şükür. O yüzden de işte vücudunuzla saygı gösterin. Mesela işte spor yaptığınızda ne olur bu telefonu bir sessize alın, attın bir köşeye. Ben çok şaşırıyorum geçen gün, şaka yapmıyorum. Bir tane adamı gördüm, gözlüğünü götürdü salonda ki işte e-mailine daha rahat baksın. Yani bu ne? Sen spor yapmaya mı geldin yoksa iş yapmaya? Sizin vücudunuzu arkadaşlarınıza yapacaksınız, tamam? 3. Küçük hedefler koyalım. Hani işte ben yarın ve hayat boyunca bir daha çikolata yemeyeceğim. Bu gerçek ya da olabilecek bir hedef değil. Değil mi? Çünkü yiyeceğiz tabii ki. İnsanız çikolatayı çok seviyoruz. Ama şöyle güzel bir hedef olabilir. Mesela ben bu hafta, bir haftada 7 gün var. 5 gün Doris'in bir videosunu yapacağım. Harika bir hedef. Ya da mesela ben bu hafta 5 gün sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlayacağım. Harika. Bunlar çok çok güzel hedefler. Çok fark edilecek. Çünkü kahvaltıyı sağlıklı bir seçimle başarsanız o zaman belki öğlende McDonald's'a hiç gitmek istemeyeceksiniz arkadaşınızla beraber. Ondan sonra ödülümüz olsun tabii ki. Hedef koyduktan sonra mutlaka bir ödülümüz de olsun. Küçük ödüller olabilir. Yemek tercih etmiyoruz ya da alkol. Yani atıyorum yine de bir örnek vermek istiyorum. İşte 5 gün benimle video yaptınız. Ondan sonra mesela işte bir spor mağazına gidin. Oraya bir bakın böyle güzel bir üst, bir tight, bir spor ayakkabı. Spor ayakkabı biraz pahalıydı ama bu tip ödüller olsun ya da işte bir masaj, işte bir sinemaya gidersiniz. Öyle şeyler çok güzel. Son olarak bizim çok çok güzel bir uygulamamız var ve bunu reklam için söylemiyorum. Zaten para kazanmıyorum. Ücretsiz indirebilirsiniz Apple ya da Google Play Store'dan. Ama orada ne oluyor? Birbirimize çok güzel destek oluyoruz. Hani mesela ben sabah bir konu veriyorum. Ondan sonra siz bana kahvaltınızı, sağlıklı kahvaltınızı gösteriyorsunuz. Ben de like ediyorum, yorum yapıyorum. Sorular sorabilirsiniz. İşte bazen mesela kızlar şey diyor. Ay bugün hiç motivasyonum yok, ne yapsam? Ondan sonra 10 kız yazıyor. Yok bak sen ben hatırlıyor musun kendini? Çok iyi hissettim geçen defa yaptığında bilmem falan. Canlı yayınımız oluyor. Orada siz bana sorularınızı sorabilirsiniz. Yani çok çok keyifli bir uygulama. Ödül de kazanabiliyorsunuz bu arada. O yüzden onu da mutlaka indirin ki kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Tamam mı? Bu 5 ipuçları uygulanırsınız kesinlikle başaracaksınız. Hadi siz yapabiliyorsunuz. Bu defa kesinlikle çok farklı olacak. Ben sizin yanınızdayım.